bin Übey'in oğlu Abdullah'ı yanına çağırıyor. İki tane kimlik ve suret var. Abdullah'a diyor ki, baban bunları söylüyor, ne dersin? Hazreti Ömer Efendimiz bu ifadeleri duyunca diyor ki, müsaade et ya Resulallah, bunun boynunu vurayım. Hani ilk derste söylemiştim, Hatip bin Ebi Belta hadisesinde Hazreti Ömer ne buyurmuştu? Dani adrib unuka. Müsaade et, boynunu vurayım şu münafığın ya Resulallah. Hazreti Ömer onun sadece o hadisesine bakıyor. Ama Allah Resulü devlet başkanı, Hatip bin Ebi Belta Müslüman, Bedir ashabından, muhacir, ona daha geniş bir perspektiften bakıyor. Yaptıklarına, yapacaklarına, bu Müslüman ya Ömer diyor. Şimdi burada da Hazreti Ömer Efendimiz, müsaade, bu münafığın başını vurayım ya Resulallah. Eğer bana müsaade etmezse, Ensardan birisini emret, o başını vursun veya oğlu Abdullah vursun bunun başını. Abdullah bu ifadeleri duyunca diyor ki, vallahi entel a'az, aziz olan biri varsa o sen, zelil olan babam Abdullah ya Resulallah diyor. Müsaade et bana, babamın başını alıp da getireyim. Şimdi baba münafık, oğul Allah ve Resulüne öyle teslim olmuş ki, hani o akrabalık, asabiye, barikatlarını öylesine aşmış ki, müsaade et, babamın başını sana getireyim ya Resulallah. Efendimiz'e imanın teslimiyetini anlatıyor bize. Hani şimdi biz mesela çocuğumuzu İmam Hatip'e vermekte zorlandık işte orada. Neden? Ekmek yoktu diye. Burada da bir sahabi, Abdullah, babası Medine münafıklarının başkanı. Bu ifadeyi duyunca müsaade, sana düşman olan bir babanın başını getireyim mi? Hayır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ona yine iyilikle muamele edelim. Efendimiz hep ordunun arkasında gelirdi. Beni Mustalık gazvesinden dönüyorlar. Yine en arkada kim düştü, kim kaldı onları arıyorlar. Abdullah da Medine kapısına bekliyor. Orada duruyor. Kılıcını çekmiş. Babası Abdullah bin Übey'i gözetliyor. Yanına gelince in aşağıya, ben münafık diyor. Vallahi Medine'ye giremezsin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam müsaade etmedikçe Medine sana haram diyor. Hazreti kabilesi toplanıyor. Yani Abdullah bin Übey'in kabilesi onun üzerine yürüyecekler. Babayla oğul arasında bir mücadele var. Allah Resulü Aleyhisselam müsaade etmedi, öldürmüyor ama Medine'ye de sokmuyor. Efendimiz Aleyhisselam geliyorlar, ordunun en arkasında babayla oğlun mücadelesini görünce müsaade et diyor, baban şehre girsin. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ve teslimiyet hangi noktada olmalı? Yani bir takım değerlerle, bu değerler ailemizin içinden gelebilir, dernekten gelebilir, mahalleden gelebilir, cemaatten gelebilir, sevdiğiniz insanlardan gelebilir. İslam'la onlar karşı karşıya kaldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselam'a olan muhabbet bizi hangi noktaya getirecek? Sonra Kur'an-ı Kerim يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تُلِهِّكُمْ اَمْوَالِكُمْ وَالْاَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Müslümanlara dönüyor. İşte münafıklardaki bu hasletlere yenik düşmeyin. Dünya malı ve çocuklar sizi Allah'ı zikirden alıkoymasın. Yani dünya malıyla meşgul olun ama bunu yaparken ahiretinizi ihmal etmeyin. En yamel sabigatin vakadir fissardi ve'mel salih. Davud Aleyhisselam'a emrediyor. Yani dünya işleriyle meşgul ol, zırhlıyan ama ameli salihten, ibadetten geri durma. Çünkü varoluşumuzun asıl gayesi Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek. Sonra bizi infaka davet ediyor. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Çünkü infak etmeyenler diyor. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيمٍ فَاَصَّدَّكَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Yani şöyle bir hayat düşünün. İki tane insan. Biri çalışıyor. Diyor ki güzel günler gelecek. Emekli olayım, araba alayım, daire alayım. Çocuğum da o zaman okulu bitirmiş olur, öğretmen olur, mühendis olur. Köyde elleri çatlıyor. Vazifede ihmali var, kusuru var, vesairesi var. Hani bütün bunları ama bir
hani yaşarım bu hayali var ama emekli olamadan azaya gidiyor, hadi gidiyoruz diyor. Çatlayan elleriyle beraber yaptığı günahlarla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyor. Ne evi ne de arabayı kullanabiliyor. Diğeri ise onun bir fabrikası var, kredi alıyor, ikinci fabrika, üçüncü fabrika. Vur habur koşuyor. Hani çocuklar böyle bir serabın arkasında koşar. Çocukken böyle zannederdik ki gökyüzü işte orada bir yerde yeryüzüyle buluşuyor. Koşarsın koşarsın hiç gökyüzü yeryüzüyle buluşmaz. Orası bir ufuktur. İşte dünya malı da böyle. Bir fabrika, iki fabrika bitmez bu. Bir yerde ölüm gelir. İşte ölüm geldiği zaman levla ahharteni ila ecelin karib. Onlar diyecekler ki yakın zaman bir zamana bizi tehir etsen Allah'ım, hani geriye dönse, vermediğimiz zekatları verse, yapmamız gerekirken yapmadığımız vazifeleri yapsak Allah'ım, hayır o olmayacak. İşte oradan geriye dönüş yok. وَلَنْ يُخْفِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاهَجِلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Azze ve Celle ecel geldiği zaman, ölüm meleği kapıya yaklaştığı zaman artık oradan geriye dönüş olmayacak. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yukarıda münafıkları anlattı. Son üç ayette Müslümanların içerisinde münafıklara dair amellerden olabilecekleri anlattı. Malı sevmek, çocukları sevmek, onları sevip Allah'ı zikirden uzaklaşmak. Yani böyle vur havur dünya malı kazanmak. Bu hastalıklara müptela olursanız ölüm gelir, tevbe edemeden Cenab-ı Hak sizi huzuruna alır, ahvahlarınızı, inlemelerinizin hiçbirisinin size dair faydası olmayacak. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Azze ve Celle yaptığınız her şeyden haberdardır. Yani münafıklarla nerede, ne zaman, nasıl oturdunuz, oturdunuz mu? Her şey ve her söz gözetleniyor. İşte bu şuura, kıyamet şuuruna, bilincine sahip olun. Cenab-ı Hak söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsinde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Haftaya inşallah Tahavun suresiyle sonrasında gelen sureyi Talak suresini ikisini birlikte belki mutala etme gayreti içerisinde oluruz. Peki hepinize, müftüme, hocalarıma hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.